Ekranda uzun dönem ya da uzun vadede tam rekabetçi bir pazardaki denge durumunu görüyorsunuz. Bu videomuzda elma pazarını ele alalım. Buradaki ideal tam rekabetçi pazarda birçok firma bulunuyor ve hepsi farklılaşmamış mallarını üretiyorlar. Maliyet yapıları oldukça benzer. Pazara giriş ve çıkışlarda da herhangi bir engel yok. Soldaki grafikte ise arz ve talep erilerinin kesişimiyle elde ettiğimiz denge durumunu görüyorsunuz. Pazardaki fiyat, firmaların olduğu gibi kabul edeceği fiyat. Bundan önceki videolarda bunun neden böyle olduğu ile ilgili uzun uzadıya konuşmuştuk. Fiyat firmaların marjinal gelirlerini belirliyordu ve bu durum sadece bu firma için değil, pazarda yer alan firmaların tamamı için geçerliydi yine bundan önceki videolarda bu durumdaki bir firmanın üretim miktarının marjinal gelirle marjinal maliyetin kesişimiyle belirleneceğini ve bu üretim miktarında firmanın ekonomik karının da sıfır olduğunu görmüştük. Burayı firmanın üretim miktarı olarak işaretliyorum. Bu miktardaki marjinal gelir ortalama toplam maliyetten fazla olursa pazara yeni firmaların giriş yapacağını da biliyoruz. Neden diyecek olursanız bu durumda pozitif ekonomik kar oluşacak da ondan. Marjinal gelir ortalama toplam maliyetin altında kaldığında da firmaların ekonomik zarar elde edeceklerini eklemek istiyorum. Bu durumda da doğal olarak pazardan çıkışlar gerçekleşecektir. Her iki durumda da sonuç olarak denge durumuna geri döneriz. Şimdi de pazarda şok etkisi yaratacak bir durumu inceleyelim. Yapılan bir araştırma bu pazarda üretilen ve satılan elmaların sağlık açısından çok ama çok iyi olduğunu, daha uzun yaşamayı ve daha çok arkadaş edinmeyi sağladığını ileri sürmüş olsun. Bu durumda elmaya olan talep artar. Öyle değil mi? Arz eğrisi sağa kayar. Yeni arz eğrisini şu şekilde çizelim ve D üssü olarak adlandıralım. Bu durumda ne olur dersiniz? Yeni bir denge fiyatı ortaya çıkar. Buna da P üssü diyelim. Aynı şekilde yeni bir denge miktarı da ortaya çıkar. Yeni denge fiyatı firmaların yeni marjinal gelirini belirler. Bunu da MR üssü olarak adlandırıyorum. Firmaların üretim miktarı da sonuç olarak buraya yükselecek. Q üssü. Bu miktarda firmanın ekonomik kar elde ettiğini görüyorsunuz, değil mi? Ürettiği her bir birim için bu kadar kazanıyor. Maliyeti de bu kadar. Başka bir deyişle aradaki bu fark birim karı oluyor. Bu karı üretim miktarı ile çarpınca da firmanın ekonomik karını bulmuş oluyoruz. Bu durumun pazardaki diğer tüm firmalar ya da firmaların çoğu için geçerli olduğunu da eklemek istiyorum. Neden diyecek olursanız maliyet yapılarının benzer olduğunu söylediğimi hatırlıyorsunuz değil mi? Ama daha önce de söylediğimiz gibi pozitif ekonomik kar ve pazara giriş için engel olmaması uzun vadede pazara daha çok firmanın girmesine sebep olur. Bundan önceki videolarda firmalar pazara girdikçe ya da pazardan ayrıldıkça pazarda kalan firmaların maliyet yapılarının çok fazla değişmediğini söylemiştik. Ama şimdi ekonomik kar yüzünden pazara giren firmaların elma yetiştiriciliğinin girdi maliyetlerinden bazılarını arttırmaya başladığını düşünelim. Bu durumda sabit maliyette tam rekabetçi bir pazardan değil, yükselen maliyette tam rekabetçi bir pazardan bahsediyor oluruz pazara yeni girişler A firması ve diğer tüm firmaların maliyetlerini yükseltir dedik. Örneğin elma tohumlarının fiyatı, arazilerin fiyatı ya da kullanılan gübenin fiyatı artmış olabilir. Marjinal maliyet eğrisi bu şekilde sola kayar. Başka bir deyişle artar. Ortalama toplam maliyet eğrisi de değişir. Onu da bu şekilde çiziyorum. ATC üssü olarak adlandırıyorum. Ekonomik kar olduğunu görüp de bu kardan pay almak isteyen firmalar Ekonomik kar pazardaki firmaların tamamı için sıfırlanana kadar pazara girerler. Peki, ekonomik kar hangi noktada sıfırlanır? Marjinal gelir ve marjinal maliyet ortalama toplam maliyete eşit olduğunda. Bu noktayı da işaretleyelim. Bu marjinal gelir üssü eğrisi olsun. Evet, denge fiyatı P üssü olana kadar pazara girişler olur. Ekonomik kardan pay almak isteyen firmalar arz eğrisini de bu noktaya kadar sağa kaydırırlar. Buna da S üssü diyelim. Yükselen maliyette tam rekabetçi bir pazardaki uzun dönem ya da uzun vade arz eğrisine bakalım. Bakın öncesinde bu noktadaydık. Denge noktamız buydu ve şimdi bu noktadayız. Buna bağlı olarak da yükselen maliyet ortamındaki uzun dönem arz eğrisi buna benzemeye başlar sabit maliyet ortamında bunun yatay bir çizgi olduğunu hatırlıyorsunuz değil mi? Yükselen maliyette pazara yeni firmalar giriş yaptıkça elma üreticiliğinin girdilerine ait maliyetler artmaya başlar. Ve uzun vadede arz eğrisi bu şekilde görünür. Bu arada uzun vade diyerek firmaların pazara giriş çıkışları için yeteri kadar uzun bir süreden ya da sabit maliyetlerin sabit maliyet olmaktan çıktığı bir süreden bahsediyorum. İsterseniz bunun tam tersini de düşünebilirsiniz. Pazara giriş yapan firmaların girdilerin maliyetini düşürdüğünü ele alacak olursak, mantığa biraz ters olsa da bu durumun tohum, gübre ya da arazi fiyatlarını düşürdüğünü varsayacağız. Bu durumda bunun tam tersi gerçekleşir. Firmaların pazara giriş yapması maliyetleri aşağı çeker. Arz yükselmeye başlar ve denge fiyatı bir öncekinden daha düşük olana kadar yükselir. Bunun sonucu olarak da uzun vade arz eğrisinin eğimi aşağı yönlü olur.